Gelelim günün haberine. Önce Şırnak'ta AKP'li Cumhurbaşkanı bir miting yapmıştı. O mitingde de müjde vermişti. Gabar'dan günlük 37 bin varil petrol çıkartılıyor. Daha başka yerlerde de aramalar yapılıyor. Oralardan da çıkartılacak demişti. Önce onu bir izleyelim bakalım nasıl müjde vermişti. Ondan sonrasını ben anlatacağım size. Evet. Evet. Şu anda Gabar'da günlük petrol üretiminde nereye vardık biliyor musunuz? 37 bin varili geçmiş durumdayız. Hedef 100 bin varil. Buralar uçacak, uçacak, uçacak. Tekrar oraya gelelim. Ben bunu duyduğum zaman eyvah demiştim. Böyle yazılarım da var benim. Sakın müjde vermeyin, ne olur bize müjde vermeyin diye yazılarım bile var benim. Çünkü ne zaman doğalgazla ilgili, efendim petrolle ilgili bir müjde verseler arkasından bir zam mutlaka giydiriyorlar. Mutlaka geliyor. Ben denemesini yaptım, baktım arşivlere de hiç merak etmeyin. Bakın benzin 42 lira 8 kuruşa, motorin 41 lira 90 kuruşa, otogaz 21 lira 95 kuruşa ulaşmış durumda. Neden? Gabar'da çünkü 37 bin varil. Şey çıkmış, onu alıyormuşuz. İnşallah 100 bin varil olacakmış. İnşallah olsun. Ama her bize söylediğinizden sonra bari hemen zam yapmayın ya. Evet. Şimdi. Bakalım. İki anket, üç büyük şehir. Bu iki ankette üç büyük şehir de CHP önde görünüyor. Bakalım. Yerel seçimlere sayılı günler kala araştırma şirketleri de son araştırma sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor. Bupar araştırmanın kurucusu Erdal Akaltun, Tele1'de yayınlanan Anında Manşet programında seçim tahminlerini Tuncay Molla Veysoğlu'na anlattı. Akaltun, üç büyük şehirde Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Cemil Tugay'ın yani CHP adaylarının kazanma şansının yüksek olduğunu söyledi. Üç büyük şehirdeki belediye başkanlıklarının değişmeyeceğini söyleyebiliriz. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Sayın Mansur bir tekrar kazanmaya devam edecektir. İkinci dönemlerini tekrar görev yapacaklardır. İzmir'de Tunç Başkan değişerek yeni bir adayla seçime gitmeyi tercih etti. Orada da belki 1-2 puanlık bir düşüş olabilir. Çünkü bir öncekinde ittifakla gidilen bir seçim vardı. Bu defa İyi Parti'nin de aday olduğu için. Oylar 1-2 puan düşse de Cemil Tugay aday oldu. Cemil Başkan da İzmir'i rahat bir şekilde kazanacaktır. Sonar araştırma kurucusu Hakan Bayrakçı da CNN Türkiye katıldığı programda İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğunu söyledi. Bayrakçı detaylı anket sonuçlarını yakında açıklayacaklarını belirtti. Sonra İmamoğlu sahaya indi. Onun bir sonucunu gördük. 2,5 puanlara çıktı. CHP lideri Özgür Özel de yerel seçim maratonuna hız verdi. Torbalı'da halk buluşmasına katıldı. 31 Mart'ta ilişkin iddialı konuştu. Seçimleri Türkiye İttifakı kazanacak dedi. Özel Menderes mitinginde de eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu alkışlattı. Ve akşam saatlerinde ise Torbalı'da iftar programına katıldı. Belediye başkanlarımız oy veren vermeyen herkesin başkanı olarak çalışacak sözleriyle eşitlik vurgusu yaptı. Türkiye İttifakı 31 Mart'ta kazanacak. Türkiye İttifakı kazanacak. Türkiye kazanacak. Siz kazanacaksınız. Ben size inanıyorum. Ben size güveniyorum. CHP Genel Başkanı Özgür Özel yerel seçim hazırlıkları kapsamında düzenlediği mitinglerine devam ediyor. İşimiz gücümüz Türkiye, yetişiriz her yere. İzmir Torbalı'da halk buluşmasına katılan Özel, ülkenin kurucu partisi CHP'nin ilkelerini hatırlattı. Bu riyakarlara inat, Cumhuriyet Halk Partisi durduğu yerdedir. Durduğu yer Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleridir. Türkiye'nin birliğidir, bütünlüğüdür. Yüreğinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan herkes bizimle beraberdir.
Özel Menderes mitinginde ise emeklilerin bayram ikramiyelerini eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde aldıklarını hatırlattı. Kılıçdaroğlu için alkış istedi. 2015'te CHP söyledi, olmaz dediler. 1 Kasım seçimlerinde biz de vereceğiz dediler. 2018'de 1000 lira verdiler. 3 yıl gecikmeli. Sırası gelmişken hem hatırlayalım, hem selamlayalım, hem bir alkışla selam yollayalım. Emekliler kimin sayesinde emekli ikramiyesi alıyor? Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde. CHP lideri akşam saatlerinde ise Torbalı'da iftar programına katıldı. Torbalı'da miting yaptık dedi, iftarı ayrancılarda yapacağız dedi. Peki dedim, buraya sizin sofranıza geldik. Özel burada yaptığı konuşmada eşit hizmet anlayışını benimseyeceklerini söyledi. Belediye başkanlarımız kendisine oy veren vermeyen herkesin belediye başkanları olarak çalışacaklar. En çok da yoksullar için, emekliler için, genç anneler için çalışacaklar, gayret edecekler. İktidar kanadının yalana dayalı kara propaganda yöntemine tepki gösterdi, görevi devraldıkları belediyelerde sosyal yardımları artırdıklarını belirtti. Derler ki CHP gelince yardımları keser. Cumhuriyet Halk Partisi nerede belediyeyi aldıysa yardımlar 4 katına 5 katına çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 13 kilometrelik Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattının da test sürüşü yaptı. Siyaset gündemine ilişkin de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sanki millet tünelden böyle koşarak gidecek. Ya da birinin saydığı gibi 1, 2, 3 diye kilometreleri sayarak gidecek. Allah akıl versin bunlara. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hedefinde metro hattını alması gereken araçları almadan teslim eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı vardı. Bakırköy-Kirazlı hattının 9 yılda tamamlandığına dikkat çekti, bakanlığa yüklendi. Ya 9 yıl bakanlığın Bakırköy-Kirazlı hattını sürdürmesi ne demek biliyor musunuz? Bakırköy meydanının 9 yıl şantiye kalmaz. Resmi gazetede yayınlanmış, diyor ki araçlarını da bakanlık alacak, bize metroyu araçsız teslim ediyor. 9 yılda 10 yılda bitirdiği Bakırköy Kirazlı hattının bakalım parasını bizden kaç ayda kesecek. İmamoğlu 3 ilçeden geçecek 11 istasyonlu 13 kilometrelik Ümraniye Ataşehir Göztepe metro hattında test sürüşü yaptı. Vagonlar da bir miktar yerli üretim değil mi başkanım? Şöyle yerli üretim aldığımız da var. Test sürüşü sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, acemi aday dediği AKP'li Murat Kurum'un altı yanmayan ocakta menemen pişirdiği görüntüleri değerlendirdi. Zaten adaylık dönemini sadece yaşayan arkadaşların en büyük kazanımı bu dönemde hayatı öğreniyorlar, öğrenmeye devam etsin. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy karşılığı hizmet tehdidini dayandırdı, yerel merkezi hükümetin aynı olması tehdidine ise eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın sözlerini hatırlatarak değindi. En boş laf ne biliyor musunuz? İktidar da biz olalım, belediye de biz olalım, iş yapalım. O işi geçin. Rahmetli Erbakan güzel anlatmış. Geçen gün videosunu izledim. Rahmetli Erbakan bu işin boş iş olduğunu ders verir gibi anlatmış. İmamoğlu daha sonra yapımı tamamlanan Ataşehir Bütünleşik Halk Sağlığı Merkezi'ni hizmete açtı. İki hekim, 4 fizyoterapist. Yeni bir muayenehanemiz var herhalde böyle. Bağımlılığın en büyük halk sorunlarından biri olduğunun altını çizen İmamoğlu, uyuşturucu mafyalarının sayısının 22 yıllık AKP iktidarı döneminde artmasına dikkat çekti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu. Allah Allah diyorsun ya, biz bu kadar nasıl mafyanın veya bu işle uğraşanın arasında kaldık. Bunlar ne zaman yerleşti bu ülkeye diye düşünmeden edemiyorlar, edemiyorum. Seçim yaklaşırken iktidar kanadından gelen anlaması güç açıklamaları ve iftira siyasetini eleştirdi. O için takla atılmaz dedi. Böyle seçim yaklaşırken 2-3 haftalık ruh sağlıkları bir bozuluyor, bir hiddetleniyorlar, bir şiddetleniyorlar. Ben de diyorum ya Allah'ım ya Rabbim, bir insan oy için
seçim için bu kadar takla atar mı? Ya bu kadar kötü söz söylenir mi? Vallahi söylenmez, söylenemez yani. Yapamam, yapılmaz.